Yurt dışındaki devasa ağıyla da dikkat çeken müsiat, İsviçre'deki teşkilatlanma çalışmalarını da başarıyla gerçekleştirdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği uzun süredir devam ettirdiği İsviçre'de teşkilatlanma girişimlerini tamamladı. MÜSİAD'ın dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İsviçre ziyareti kapsamında Hilton Oteli'nde yapılan toplantının sonunda kurucu başkanı Cesur Çıtağ rozetini taktı. MÜSİAD dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal ve Cesur Çıtak mikrofonlarımıza MÜSİAD'ın İsviçre yapılanmasını anlattı. Sayın Genel Başkan Yardımcısı yanımızda. Kısaca MÜSİAD hakkında ve bu İsviçre'deki temel atma olayı ile ilgili sizden kısa bir değerlendirme rica ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Özellikle bu akşam çok güzel bir akşam oldu. Çok sıcak bir karşılama, sıcak bir ortam. Hakikaten de etkileyici bir ortamdı. Şimdi MÜSİAD 23 yıllık bir kuruluş. Dünyanın 60 ülkesinde 143 noktada temsil ediliyor dışarıda. İçeride ise bugün Erzincan şubesiyle 72'ye ulaştık biz. Bugün Erzincan şubemizi açtık. Avrupa'da birçok bölgede varız. İsviçre'de yeni başladık. Bundan önce biz Brüksel'deydik. Brüksel'de temaslarımız sürdü. Arkadaşlarımız Cesur Bey'le beraber buraya geldiler. Görüşmeler yaptılar. Yapılacak olan hazırlıklara ilgili ön hazırlıkları yaptıktan sonra ben de genel merkezde İsviçre'de MÜSİAD'ın kuruluşuyla ilgili yetkiyi aldım. O yetkiyle ayağımı toz zülen bugün buraya geldim ve Cesur kardeşimizi sizlerin huzurunuzda, Sayın Bakanımızın huzurunda MÜSİAD'ın kuruluşunu müjdeledik biz. MÜSİAD İsviçre ile 61. ülkemiz olarak faaliyete geçecek inşallah. Peki MÜSİAD İsviçre neler yapacak? Cesur kardeşim birkaç cümlede bununla ilgili senden alabilir miyiz? MÜSİAD İsviçre ilk olarak Türkiye ile İsviçre arasında bir köprü fonksiyonunda olacak. Ve aynı zamanda da sosyal konuların içinde de bulunacak. Bilhassa İsviçre içi sosyal konularda gençlerimizle alakalı MÜSİAD olarak desteklerimizi esirgemeyeceğiz ve her zaman genç kardeşlerimizin yanında bulunacağız. Tabii ki onun yanı sıra da biraz ticareti İsviçre'de hızlandırıp ve iş adamları arkadaşlarımızdan bir lobi faaliyeti gösterip hayırlara vesile olur inşallah. Meraklı bekliyoruz.